Safiye Karahanlı, Kurtlar Vadisi'nde Begüm Kütük, Kurtlar Vadisi Pusuda Gaye Gürsel tarafından canlandırılmış karakter, Polat Alemdar'ın kız kardeşi ve Mehmet Karahanlı'nın kızıdır. Eğitim hayatını yurt dışında geçirdiğinden Türkiye'ye geldiğinde dilinde bazı sıkıntılar yaşamıştır. Kanada'da Sofya adını kullanmıştır. Fotoğraf çekmeyi çok sevmektedir. Bu tutkusu sebebiyle hapse bile düşmüştür. Mehmet Karahanlı Safiye'nin yeniden yurt dışına gitmesini istese de Safiye kalmaya karar vermiştir annesi Nergis Karahanlı'nın babasının evinde kaldığını öğrenmiş ve onu ayağa kaldırmak için çok yardımcı olmuştur. Babası yaşarken Polat Alemdar'ın abisi olduğunu bilmemekteydi. Karahanlı'nın tapınakçılar tarafından ölümü sonrası tapınakçılara hizmet eden Nizamettin Güvenc'in başta Safiye'nin annesi Nergis Karahanlı ve babasının sağ kolu kılıç başta olmak üzere pek çok konsey üyesini öldürtmesi sonrası Safiye'nin kafası karışmıştır. Safiye internetten kendisine Nizamettin'in in kurduğu tuzağa düşmüş ve tanımadığı kişilerle Nizamettin'in adamlarıyla sanal ortamdan yaptığı görüşmeler sonrasında tapınakçıların eline düşmüştür. Pola'da tuzak kurmak için bir süre tutsak edilip serbest bırakılmıştır. Polat kardeşi olduğunu öğrendiği Safiye'yi kurtarmak için harekete geçmiş o da tapınakçıların tuzağına düşüp ellerine geçmişti. Nizamettin, işlediği bütün bu cinayetlerini tapınakçılara biat etmeyen Polat Alemdar'ın üstüne yıkıp, güvenini kazandığı Safiye'ye de ailesini Polat'ın katlettiğini söyleyip ona kendisine koruması için bir silah vermiştir. Nizamettin, Safiye'ye Polat'ın kendisinin peşinde olduğunu söylemiştir. Kendisine tuzak kuranın Nizamettin olduğunu öğrenen Polat, kardeşine gerçekleri açıklamak için Karahanlı'nın evine gitmiştir. Safiye kendisine Nizamettin'in verdiği silahı kullanarak Polat'ı kolundan yaralamıştır. Orada Polat, Safiye'ye tüm gerçekleri açıklamış abisi Efe Karahanlı'nın kendisi olduğunu söylemiştir. Böylece Safiye gerçekleri öğrenmiş ve Polat'ın yanında yer almıştır. Sonrasında eğitimini tamamlamak üzere Kanada'ya gider. Kurtlar Vadisi Pusu dizisinde yeniden ortaya çıkar. Kimsesiz Çocuklar adına bir vakıf kurmuştur bu vakfın toplantılarından birinde abisinin ekibinden Cahit Kaya ile tanışmıştır. Aralarında Polat Alemdar'dan gizli bir aşk başlamıştır. Safiye, Feodara ile yakın arkadaştır. Mehmet Karahanlı'nın kızı olduğu için cemiyet hayatında itibar görmektedir. İtibar gördüğü kişiler arasında Büyük Üstad, Vahap Kuzuzade ve Mete Aymar gibi isimler de vardır. Üstad, Safiye'nin yanına Kanada'daki fakülteden hocası tapınakçıların sır üstadı Profesör Martin'i yerleştirmiştir. Bu sürede Cahit de tapınakçıların içine sızmıştır. Safiye, cahide tapınakçıları deşifre etmesi konusunda destek vermiştir. Abisinin yaşadığını öğrendikten sonra Martin ile yeniden ülkesine dönmüş. Ömer babanın evine yerleşmiştir. Yeğeni Elif ile arası çok iyiydi. Profesör Martin'e kendisine seçilmiş çocuk olarak belirtilen Elif'i kaçırma görevi verilmişti. Martin bu emri yerine getirmek için Safiye'yi kullanmaktadır. Eski arkadaşı Margaret Darascon ile işbirliği yaparak kız olarak gördüğü Elif ile geçirmek istemiş. Safiye de bu sırada Elif'in yanında olduğu için Elif de birlikte kaçırılmıştır. Safiyelerin kaçırıldığını gören Cahit de oraya gelmiş Oda Rascon'un adamlarıyla çıkan çatışmada yaralanmıştır. Safiye, KGT tarafından kurtarılmıştır. Cahit ile olan ilişkilerini öğrenen Polat ilk etapta buna karşı çıkmış, sonrasında hak vermiştir. Safiye bir süre insani yardım için gönüllü olarak Gazze'de bulunmuştur. Bu süre içinde orada karşılaştığı Prens Henry ile yakınlaşmıştır. Cahit bunu öğrenince Prens Henry'i dövmüş ve Safiye'ye aşkını ilan etmiştir. Pola'da gözdağı vermek isteyen Brandon, Cahit ve Safiye'yi kaçırmış Safiye burada kendilerine işkence yapan Brandon'un adamı Julia'da tokat atmıştır. Uzun süre orada tutulmalarına karşın siyah sancak ekibi tarafından kurtarılmışlardır. Bu arada Elif'i kaçırmak isteyen Profesör Martin, Ailenin içine kadar sızmış zaaflarını öğrenmiş ve Elif'e kaçırmasına engel olacak olan Elif'in sevdiği öğretmenini öldürmüş. Kalp krizi süsü vermiştir. Diğer hamlesinde ise Polat'ın üvey annesi Nazife Candan'ın kullandığı kalp ilaçlarını öğrenen Martin, bunları değiştirerek Nazife Anne'nin ölümüne sebep olmuştur. Martin, Polat ve Cahit tarafından deşifre olacağını hissettiği günlerde Safiye'yi yemeğe davet etmiş, verdiği haplarla Safiye'yi bayıltmıştır. Türkiye'de Elif'i kaçırmak için yeteri kadar adamı olmadığı için Kageba ajanı Tilki Andrei'den Korgenski ekibinden kendisine koruma istemiş, karşılığında Polat Alemdar'a karşı bir koz olarak kullanması için bayılmış durumda olan Safiye'yi Türkiye'ye teslim etmiştir. Tilki Andrei, Polat'ı arayarak kardeşinin elinde olduğunu ve onu 24 saat içinde öldüreceğini söylemiştir. Polat da Cahit'le birlikte Safiye'yi sağ salim kurtarmak için Rusya'ya gitmişler ve Safiye'ye karşı Tilki'nin kardeşi Stefan'ı kaçırmışlardır. Polat ve Tirki anlaşıp kardeşlerini takas etmişler ve Safiye kurtulmuştur. Ancak Safiye, Tirki'nin elinde kaldığı süre içinde maruz kaldığı kimyasallar sonucu geçici bir süreliğine felç olmuş ve bir süre tekerlekli sandalyeye mahkum kalmıştır. Cahit kendisini psikiyatriye götürmüş ve Safiye böylece ayağa kalkmıştır. Gölgenin ortaya çıkması ve Polat'ın sevdiklerini öldürmesi sonrası Cahit, Safiye ve Elif'i bir süre için İsviçre'de bir eve yerleştirmiş ve kapısına da Polat Alemdar'ın çok sayıda korumasını göndermiştir. Bu arada kardeşi Polat tarafından öldürülen tilki, bunun intikamı için Safiye'nin peşine düşmüştür. Polat ile Cahit, Elif ve Safiye'yi tilkiden korumak için onları yeni bir eve yerleştirmişlerdir.